Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda bu hayvan çiftliğinin atların bulunduğu bölümdeyiz. Bunu özellikle çekmek istedim çünkü atların rengi çok güzel. Bunlar bir kısmı sanırım midilli çünkü daha ufak tefek. Özellikle karşı tarafta görünenlerin renkleri çok hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel renkleri. Bunlar burada gösteri atı değil. Bunlar burada bakılıyor, besleniyor. Çocuklar için yanlış bilmiyorsam at eğitimleri falan geliyor. Çocuklar için ufak dolaştıkları bir pist olacak. Genelde burada serbest olarak kalıyorlar. Renkleri çok güzel ya. Gerçekten ne kadar bakımlı. Çok güzel hayvanlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok beğenerek izliyorum esasen burayı. Şöyle bu tarafı biraz daha çekeyim. Şu arkamda gördüğünüz yer, ördeklerin bulunduğu yer. Çok ilginç. Daha önce görmediğim ördek çeşitleri var. Şöyle göstereyim. Kameranın çekebildiği kadar. Şurada özellikle bir iki tanesi çok ilgimi çekti. Pofuduk kafaları var. Şöyle göstermeye çalışayım. Gösterebilirsin. Evet. Özellikle şunların. Bazılarının görünüşleri benzer olsa da gagara yapıları falan çok farklı. Cinsiyeti farklı anlayabiliyorsun. Mesela şunun kafası falan ne kadar değişik. Burada aynı zamanda şu ileride gördüğünüz gibi beyaz tavus kutusu var. Çok az bulunur. İlkbahar olsa kanatları açtığını gördük maalesef. Çiftleşme sezonu olmadığı için göremeyeceğiz. Burada bir tane beyaz tavus kuşumuz var. Şöyle geçeyim. Burası yine farklı. Hem tavukların hem farklı güvercin çeşitlerinin olduğu bir kafes. Ben çiftlikte büyüdüğüm için çeşitli güvercinler görmüştüm ama bu çeşit güvercini ilk defa gördüm. Çıkamadım. Gördüğünüz gibi böyle sanki yeleli gibi. Sanki boyunları kafaları şeyin içine gömülmüş gibi. Çok ilginç. Bir de gördük. Şurada yumurta da yapmış. Hiç açık da yumurtalarını görmemiştim ilk defa. Yuvasının dışında yumurta yapmış. Şurada da duruyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel. Görünüşleri çok çok farklı. Bir de göstermek istiyorum. Burada çok sevimli bir hayvan grubu var. Ya bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Yalan söylemek de istemiyorum. Fare olmayacak kadar büyük. Tavşan da değiller. Sanki hamsterın büyüğü gibi. Ama yani çok güzel renklerde ve inanılmaz dost canlısı. Gördüğünüz gibi benden bekliyorlar. Mısır bekliyorlar. Burada hayvanları besleyebiliyorsunuz. Şöyle bakın. Verdiğiniz zaman yemeye çalışıyor. İşte. Al bakalım. Dolayısıyla gerçekten çocukları getirebileceğiniz, gezebileceğiniz bir yer. Şurada görmesi çok net olan varsa onlardan göstereyim. Bakın. Çok sevimli. Burada da daha çok tavşanlar var. Tavşanlar. Yine bir tane tavşan gördüm. O kadar değişik ki. Tavşanın tüyünden tavşanın hiçbir yeri görülmüyor. Şu gördüğünüz tüy yumağı aslında bir tane tavşan. Görüyor musunuz? Yani pufidik ve tüyden dolayı yine kafası görünüyor. Nerede? Bacakları görünüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Bir de biz burada albino bir hayvan gördük. Bakayım. Saklanmış galiba yok. Albino da her zaman olmuyor ama burada denk gelmişti. Şurada mesela pofidik bir tane kocaman neredeyse kedi boyutunda bir tavşanımız var. Ben gezmeye devam. Bir dakika, kapatmadan önce göstermek istiyorum size. Koyunlarla geyikleri göstermek istiyorum. Daha doğrusu bunlar koç olsa gerek. Görüyor musunuz küçük tavukları? Bunlar da koyunlar maşallahı var ya valla. Yüzülmemiş şeyleri. Bunları gerçi Almanya'da yünlerini kırpıyorlar mı bilmiyorum. Şu karşıda da geyikleri görebilirsiniz. İç
içeri girdiği için geliyorum anneciğim. Bir kısmı karşıda. Şöyle karşıdan göstereyim. Karşı tarafta renge eğikleri. Bu geniş alanda otluyorlar. Gitmeden önce şurada kafeste maymunlar var. Burada maymun olduğunu bilmiyordum. Çocuklar söylediler. Bakın. Çok güzel değil mi? Çok sevimli. Yanında. Aha. Bakın. Aşağıda da sanırım onlar da fare mi? Çok değişik fareler. Aa, bir tanesi burada. Çok da ağaca çıkmış. Kızım. Dokunmak istiyorum ama. Çok güzeller ya. Bayağı 5-10 tane var. Anladığım kadarıyla. Bir çeşit maymun mu desem, şempanze mi, tam cinsini de bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Gezmeye devam.